Evet, aslında büyük bir heyecan yaşıyoruz. Türkiye'nin ürettiği ilk yerli ve milli aracın içindeyiz. TOGG'un içindeyiz. Düzce İl Özel İdaresi aldı hizmetlerinde kullanmak üzere. Tabii Düzce İl Genel Meclisi'nin kararıyla alındı bu araç. Hemen aracı sağ olsunlar bizim de kullanmamıza izin verdiler. Cidden heyecanlıyım. Aracı çalıştırdık. Ben açıkçası çalışmasını bekliyordum. Araba çalışmış. Elektrikli olduğu için böyle sesli çalışmadı. Şimdi biraz kullanırken deneyeceğim tabii. Neredeyse 20 yıldır araç kullanıyorum. Böyle heyecan ben yaşamadım. Cidden. Evet başkanım, hayırlı uğurlu olsun. İlk yerli ve milli aracı hizmet aracı olarak aldık. Neler söyleyeceksiniz? 50 yıllık bir hayalin gerçekleşmesini bugün tecrübe etmiş bulunuyoruz sizlerle birlikte. Öncelik verdiler kamu kurumlarına. Bize de dün akşam teslim ettiler aracı. İnşallah ilimizin bu tarz araçta gelmiş olmasıyla kamu kurumuna, vatandaşlarımıza da zaten yan tarafında da bir tane daha var, gelmeye başladı. İnşallah daha yaygınlaşır, ömrü uzun olur, modeli çok olur. İnşallah her alanda olduğu gibi bu otomobil alanında da ülkemiz çok ileri seviyelere gelir. Bizim ülkemizin dışında da diğer ülkelere de ihraç etmeye başlarız. Tamamen elektrikli olması anlamında, yakıt anlamında çok daha avantajlı konumda. Ya araç zaten rakam olarak da çok yüksek rakamlara değil. Yani her vatandaşın normal bir aracı olan, orta sınıf bir aracı olan her vatandaşın ulaşabileceği konumda fiyatlarda bir araç. Yakıtını da dediğiniz gibi düşündüğümüzde kendini zamanla da amorti edebilecek bir araç. Mükemmel bir sürüş keyfi var. Ses hiç yok. Bütün elektrikli araçlarda olduğu gibi. Aracın yani oturduğunuzda koltuğundan direksiyonuna kadar, aynalarından vites koluna kadar yani tamamının kalitesini hissedebiliyorsunuz. O yüzden inşallah bütün vatandaşlarımız buna bir şekilde ulaşırlar ve ülkemize cari açık açısından ekonomik anlamda çok katkısı olur diye düşünüyoruz. Sonuçta kendi aracımız.